Değerli dostlar selamlar. An itibariyle ChatGPT 3. versiyonu yayında. Bir önceki versiyonla birlikte ChatGPT'yi salt bir AI writer, yani yapay zeka entegreli makale oluşturucusu mantığından çıkarmıştı. Bu versiyonla birlikte ChatGPT artık birkaç WordPress eklentisinin yapabildiğini aynı anda yapabilen kompakt bir eklenti haline geldi. Üçüncü versiyonla birlikte eklentiye eklemiş olduğumuz yeni özellikleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Eklentinin ilk sekmesi otomatik makale oluşturucu. Burada TR ve İngilizce özel trend keywordleri çok hızlı bir şekilde çektirebiliyorsun. Bunları çektirdikten sonra dil seçimi, alt başlık, anlatım biçimi gibi alanları doldurduğunuz takdirde taslak ve direkt olarak yayın biçiminde ilgili makaleleri önce ayarları kaydet, ardından da başlat butonuna basarak trend keywordleri veya sizin belirlemiş olduğunuz keywordleri hızlı bir şekilde yayına alabiliriz. Hızlı makale üretici versiyon 3 ile beraber eklediğimiz bir özellik. Hızlı makale üreticiye bir keyword tanımladığınızda makale oluştur butonuna basıyoruz ve toplam kelime, anahtar kelime yoğunluğu, başlık sayısı gibi verileri de sizlerle paylaşıyor. Makale oluşturucuyu ekleme sebebimiz de şu: WordPress dışında kullanmış olduğunuz bir özel yazılıma içeriği yazdırdıktan sonra HTML kopyala butonuna bastığınız anda bu yazıyı HTML versiyonunda kullanmış olduğunuz özel yazılıma çok hızlı bir şekilde aktarabiliriz. Toplu başlık oluşturma da versiyon 3 ile beraber getirilen bir özellik. Örnek veriyorum. Buraya 5 tane keyword tanımladıktan sonra başlık oluştur butonuna basıyoruz. Akabinde tanımlamış olduğumuz keywordlere yönelik çok hızlı bir şekilde artık kaç tane keyword atarsanız başlıklarını, yani içerikte kullanabileceğiniz tıklanabilir ve etkileyici başlıkları çok hızlı bir şekilde üretiyor. Alt başlık üretici tek keyword'e yönelik alt başlıkları ürettirebileceğiniz bir araç. Bu araç halihazırda versiyon 2'de de yer alıyordu. Ürün açıklaması üretici ise versiyon 3 ile beraber eklediğimiz bir özellik. Bunun da temel çalışma mantığı şu şekilde: WordPress WooCommerce'te sahip olduğunuz ürünlere yönelik SEO uyumlu açıklamalar üretiyor. Örnek veriyorum, Manchester City eşofman takımı ile alakalı bir açıklama oluşturmak istediğimizde açıklamalar oluştur butonuna basmam yeterli. Çok hızlı bir şekilde ürün açıklamasını ürünün açıklama bölümüne getiriyor. Makale yeniden yazdır da rewrite mantığında çalışan bir özellik. Versiyon 3 ile beraber eklemiş olduğumuz bir özellik. Örnek veriyorum, cPanel kurulumuyla alakalı ilgili makaleyi tekrardan yazdırmak istediğimizde açıklamaları oluştur butonuna bastığınız anda mevcut makaleyi rewrite yapıp size tekrardan yeni bir çıktı haline getiriyor. Otomatik yorum üretici versiyon 1'de eklemiş olduğumuz bir özellikti. Yine RSS içerik botu da aynı şekilde geçtiğimiz versiyonda mevcuttu. Rank Tracker aracı da herhangi bir anahtar kelimede ilgili domainin kaçıncı sırada olduğunuzu gösteren bir araç. Gönderi zamanlama bir önceki versiyonumuzda halihazırda yer alan bir özellikti. Versiyon 3 ile beraber gönderi zamanlama bir tık daha geliştirildi. Öne çıkarılan görsel eklemesi ise versiyon 3 ile beraber eklemiş olduğumuz bir özellik. Bu özelliğin de temel çalışma mantığı şu şekilde: mevcut yazılarınızda öne çıkarılan görseli olmayan yazılarınızı araç çok hızlı bir şekilde size getiriyor. Burada örnek veriyorum, işte CRM programları adında bir içeriğimiz var. Burada başlat butonuna bastığımızda CRM programlarında öne çıkarılan görsel olmadığı için bu içeriğe hızlı bir şekilde öne çıkarılan görsel eklemesi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi getirmiş olduğu görsel bu şekilde en iyi CRM programı adında bir görseli halihazırda zaten direkt olarak CRM ile alakalı görseli karşımıza getirdi. Optimizasyon ve SEO ayarları ise yine versiyon 3 ile beraber eklemiş olduğumuz bir özellik. Bu bölümde birkaç eklentinin yapabildiğini ChatGPT tek başına yapabiliyor. Örnek veriyorum, içindekileri etkinleştir, Table of Content eklentilerini yapabildiğini gerçekleştirebilen bir şey. Yani ChatGPT satın aldığınızda ekstra olarak bir Table of Content, yani içerik tablosu eklentisi kullanmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içindekiler tablosunu içeriklere otomatik bir şekilde entegre edebiliyor. Webp dönüştürme ise hem görsel optimizasyonuna hem de Webp formatına çevirmenize yarayan bir eklenti. Şöyle ki, örnek veriyorum, ortamlar klasörüne biz dosya boyutu yaklaşık olarak 8.73 MB'lık bir dosyayı import edeceğiz. Şu anda ilgili dosya 8.73 MB olarak import edildi. Dosyayı düzenle butonuna tıkladığımızda ise arkadaşlar dosya boyutunun 51 kilobayt olduğunu görebilirsiniz ki böyle bir dosya sıkıştırma, 8 megabaytlık bir dosyayı 51 kilobayta indirme gibi bir dosya sıkıştırma eklentisi halihazırda WordPress'te yok arkadaşlar. Hem de yine demiş olduğumuz dosyayı otomatik olarak WebP formatına çeviriyor. Yani şöyle ki, ChatGPT'de
WP dönüştürmeyi etkinleştir butonuna bastığınız anda bundan sonra web sitenize yüklemiş olduğunuz tüm görseller hem WP formatına dönüştürülüyor hem de eklentinin içerisinde çok hızlı bir şekilde görseller optimize ediliyor. Ki gördüğünüz gibi 8 MB'lık bir dosya boyutunu 50 KB'a kadar indirebiliyor. Yine Shemorg entegrasyonunu etkinleştir butonuna bastığımızda ise arkadaşlar içeriklerinizi otomatik olarak size sorun çıkartmayacak her WordPress sitesiyle uyumlu bir Shem entegrasyonu entegre ediyor. Onu da göstermek gerekirse şöyle ki özellikle blog sitelerinde kesinlikle kullanılması gereken yapılardan birisi olan CreativeWork'ü arkadaşlar ChatGPT direkt olarak ekliyor ve herhangi bir hataya uğramadan bu yapıyı arkadaşlar ChatGPT ile web sitenizi entegre edebiliyorsunuz. Bunların dışında default görüntü boyutunu kaldır, reklamları gecikmeli yükleme ve CSS sıkıştırma gibi işte Lightspeed, VP Rocket veya Perf Matters gibi eklentilerin sahip olduğu arkadaşlar optimizasyon ayarlarını da yine ChatGPT içerisinde barındırıyor. Yine arkadaşlar halihazırda web sitenizde aynı başlığa sahip gönderi varsa ChatGPT arkadaşlar versiyon 3 ile birlikte aynı başlığa sahip gönderileri silebiliyor. ChatGPT'nin kullanıcı kılavuzu bölümünde ise arkadaşlar eklenti için gerekli olan API'ları nasıl alabileceğinizi ve versiyon geliştirmelerini arkadaşlar bulabilirsiniz. Konuyu toparlamak gerekirse ChatGPT 3. versiyonla birlikte Imagify, işte Table of Content, çeşitli şema eklentilerinin yanı sıra aynı başlığa sahip içerikleri hızlı bir şekilde tespit edip bunları silebilen veya işte öne çıkarılan görseli olmayan içerikleri tespit edip bunları çok hızlı bir şekilde öne çıkarılan görsel ekleyebilen kompakt bir eklenti haline gelmiş durumda. ChatGPT ilk yayına aldığımızdan beri bu çıkarmış olduğumuz arkadaşlar 3. versiyonumuz. ChatGPT dönemsel olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Versiyonun güncel halini CSA Dijital'de müşteri panelinden bulabilirsiniz. Versiyon yayına alınması itibariyle arkadaşlar halihazırdaki mevcut müşterilerimizi müşteri paneline 3. versiyon tanımlanmış olacak. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadardı. Görüşmek dileğiyle.